Yandım Çavuş ayranının orijinali budur. Türkiye'nin hiçbir yerinde bulamazsınız. Bugün Malatya Pötürge Yandım Çavuş ayranının yapılışını ve hikayesini beraber inşallah anlatacağız. Gördüğünüz gibi malzemelerimizden eşki elmamız var. Arnavut biberimiz var, semiz otumuz var. Biz Malatya'da buna pirpirin otu deriz. Bir de atom biberimiz var, tuzumuz var. Bir de ayranımız gelecek. Bismillah deyip başlayalım inşallah. Bu ayran Malatya'da, Pötürge'de ve Beydağ'ın eteklerindeki köylerde yaz kış sürekli yapılır. Yazın serinletir, kışın ısıtır insanları. Dolaplarımızda olmazsa olmazımız bu. Evet efendim, malzemelerimizi hazırladık. Şöyle yavaş yavaş stilimizi alalım. Eski elmalarımız, Arnavut biberimiz ve pirpirinimiz. Atom biberimiz. Ve tuzumuzu da şöyle ilave ediyoruz. Evet efendim, ayranımız hazır. Ayranımıza dökeceğiz ev yoğurdundan. Yayık ayranıdır. Bunu böyle döküp hazır hale getiriyoruz. Bunun belli bir bekleme süresi var. En az bir gün böyle terbiyede beklemesi lazım. Şöyle malzemelerimizle hazırladık. Bu ayranı Malatya'da Pötürge Kube Dağı'nda bir de Ankara'da Asbuzu Çikefte'den başka bir yerden bulamazsınız. Böylece ayranımız hazır. Bu ayranı Malatya, Pötürge, Kube Dağı'nda bir de Ankara, Kızılay'da Asbuzu Çikefte'den başka yerde bulamazsınız. Bunu da söyleyelim bu arada. Bismillahirrahmanirrahim. Efendim bu ayranı Malatya'dan başka hiçbir yerden bulamazsınız. Milli içeceğimiz Malatya'ya özgüdür. İçenlere afiyet, içmeyenlere selam olsun. Yandım Çavuş ayranı yazın serinletir, kışın yürekten ısıtır. Buyurun efendim, afiyet olsun.